Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu günler dilerim. Kanalıma abone olduğunuz ve videoları beğendiğiniz için teşekkür ederim. Dr. David Burns iyi hissetmek, yeni duygu Durumu tedavisi. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Zihinde canlandırma teknikleri. Öfkeli olduğunuzda aklınızdan geçen o olumsuz sıcak düşünceler, zihninizde yansıttığınız bir filmin senaryosu gibidir. Hiç ekrandaki görüntüyü fark ettiniz mi? Gerçekten de intikam ve şiddetin imgelerini, hayalleri ve fantazileri çok renkli olabilir. Bu zihinsel resimlere bakmadıkça, onları arayıp ortaya çıkarmadıkça onlardan haberdar olmayabilirsiniz. Şöyle açıklayalım. Diyelim ki size şu anda kahverengi bir sepet içinde kırmızı bir elmayı gözünüzde canlandırmanızı söylüyorum. Bunu gözleriniz açık ya da kapalıken yapabilirsiniz. İşte şimdi görüyor musunuz? Kastettiğim aynen bu. Çoğumuzun gün boyu böyle görsel hayalleri var. Bunlar normal bilincin bir parçası, düşüncelerimizin resimsel anlatımları. Örneğin hatıralar bizde bazen zihinsel resimler şeklinde belirir. Çok canlı geçmişteki bir olayın zihninizde bir görüntüsünü hayal edin. Onu halen hatırlıyor musunuz? Uzun bir yürüyüş gibi mesela. Onu şimdi görüyor musunuz? Bu hayaller sizi çok etkileyebilir ve bunların etkisi olumlu ya da olumsuz yönde tahrik edici olabilir. Erotik rüyalar veya kabuslar gibi. Olumlu bir hayalin canlandırıcı etkisi yoğun olabilir. Örneğin Luna Park'a giderken Dönme dolaptaki inişin ilk baş döndürücü hayalini kurabilir ve karnınızda o heyecan dolu hareketi hissedebilirsiniz. Bu gündüz düşü zevk eden bir beklenti yaratır. Benzer olarak olumsuz hayaller duygusal heyecanlanma düzeyinde güçlü bir rol oynarlar. Şimdi yaşamınızın bir döneminde iyi ve bazen de kötü geçindiğiniz birini hayal edin. Hangi görüntüler aklınıza geliyor? Onların burunlarının ortasına bir yumruk atmayı mı yoksa kaynayan bir yağ fırçısına, fıçısına atmayı mı hayal ediyorsunuz? Bu hayaller aslında başlangıçtaki kötü davranış olup bittikten çok uzun zaman sonra bile öfkenizi canlı tutar. Hiddet algınız sinirlendiren olayın üzerinden çok zaman geçmiş olsa da sizi saatler, günler, aylar ve hatta yıllar boyu yiyip bitirir. Fantezilerinizin acının canlı kalmasına yardım eder. Fa Pardon, fantezileriniz acının canlı kalmasına yardım eder. Olay hakkında her hayal kurduğunuzda sisteminize yeni dozlarda hareketlenmeler gönderirsiniz. Yediği zehirli otu geviş getiren bir inek gibi olursunuz. Peki bu öfkeyi kim yaratıyor? Siz. Çünkü bu hayalleri zihninize koymayı siz tercih ettiniz. Şunu bilin ki sizi çıldırtan kişi Timbuktu'da yaşıyor. Belki de artık yaşamıyor bile. Öyleyse onun suçlu olması çok zor. Şimdi filmin yönetmeni ve yapımcısı sizsiniz. Ve daha kötüsü salondaki tek kişi sizsiniz. Tüm canlandırmayı izlemek ve deneyimlemek zorunda olan kim? Siz sürekli dişleri sıkmaya ve sırt kaslarının gerilmesine ve kan dolaşımına adrenalin hormonlarının taşmasına maruz kalan sizsiniz. Tansiyonu yükselen sizsiniz. Az ve öz olarak kendinize zarar veriyorsunuz. Bunu sürdürmek istiyor musunuz? Yanıtınız hayırsan zihninize yansıttığınız öfke yaratan hayalleri azaltmak için bir şeyler yapmak isteyeceksiniz. Yardımcı bir teknik onların yaratıcı bir biçimde şekillerini değiştirmektedir. Değiştirmektir. Yardımcı bir teknik onların yaratıcı bir biçimde şekillerini değiştirmektir. Böylelikle daha az özücü duruma gelirler. Miza kullanabileceğiniz iyi bir araçtır. Örneğin çok kızdığınız birinin boğazını sıkmayı hayal etmek yerine kalabalık bir mağazada altı bezle bağlı yürüdüğünü düşleyin. Tam ayrıntıları hayal edin. Göbeği çocuk bezi bağlarım. Göbeği çocuk bezi bağları. Kıllı bacaklarım. Şimdi öfkenize ne oluyor? O yüzünüze yayılan büyük bir tebessüm mü yoksa? Şimdi ilk mizah anlayış oldum. İkinci bir yöntem. Düşünce durdurmayı içerir. Her gün aklınızdan geçen hayalleri fark ettiğinizde Kendinize projektörü kapatma hakkınız olduğunu hatırlatın. Başka bir şey düşünün. Birini bulun ve onunla sohbet edin veya iyi bir kitap okuyun. Ekmek pişirin, yürüyüşe gidin, öfke hayallerini uyarılma ile ödüllendirmezseniz daha az sıklıkla ortaya çıkarlar. Onlar üzerine kafa yormak yerine sizi heyecanlandıran gelecekteki bir olay hakkında düşünün. Ya da erotik bir fantaziye geçin. Sinirlendirici hatıra inatçı ise zıplama, hızlı yürüme ya da yüzme gibi kuvvetli fiziksel egzersizle uğraşın. Bunların potansiyel olarak zarar verici uyarılmışlığınızı oldukça yararlı bir biçime çevirmek anlamında ek yararı vardır. Kuralları yeniden yazın. Gereksiz olarak hayal kırıklığı yaşıyor ve kendinizi üzüyor olabilirsiniz. Çünkü sizin sürekli hayal kırıklığı yaşamınıza neden olan kişisel ilişkileriniz hakkında gerçekçi olmayan bir kuralınız var. Sue'nin öfkesinin odak noktası onun ben iyi ve sadık bir eşsem sevilmeyi hak ediyorum kuralı yüzünden John'un sevgisine hakkı olduğu inancıdır. Bu masum gözüken varsayımın sonucunda Sue evliliğinde sürekli bir tehlike algısı yaşıyordu. Çünkü her defasında John ona uygun oranda sevgi ve şefkat sağlamadığında bunu yetersizliğinin onaylanması olarak değerlendiriyordu. Sonrasında da kendini bir özgüven kaybına karşı savunmak için sürekli bir mücadele yürütüyor, ilgi ve saygı istiyordu. Onunla yakınlaşmak buzlu bir tepenin kenarına doğru yavaş yavaş kaymaya benzemişti. Ümitsizce John'a tutunmaya çalışıp onun kayıtsızlığını algıladıkça patlayacak gibi olması hiç şaşırtıcı değildi, John onun yaşamının tehlikede olduğunu fark etmiyor muydu? Onun sevgi kuralı yarattığı yoğun hoşnutsuzluğa ek olarak uzun vadede çok da işe yaramadı. Bir süre boyunca Sue'nin yönlendirmeleri gerçekten de şiddetle arzu ettiği ilginin bir kısmını almasını sağladı. Üstelik, duygus üstelik duygusal patlamasıyla John'u serilendirebiliyor. Buz gibi geri çekilmesi onu cezalandırabiliyor ve onun suçluluğunu canlandırarak onu yönlendirebiliyordu. Fakat Sue'nin ödediği bedel aldığı sevginin özgürce ve kendiliğinden verilmemesi verilememesiydi. John yorgun, kapana kısılmış ve kontrol ediliyor hissedecekti. Biriktirdiği kızgınlık açığa çıkmak için baskılayacaktı. Sue'nin arzularına karşılık vermek zorunda olduğu inancına ortak olmaktan vazgeçtiğinde özgürlük isteği onu çok etkileyecek ve patlayacaktı. Sevgi adına olan bitenin, olan bitenin yıkıcı etkileri hiçbir zaman beni şaşırtmaktan vazgeçmeyecek. Eğer ilişkileriniz bu döngüsel gerilim ve zulümle tanımlanıyorsa, kuralları yeniden yazmanız daha iyi olur. Eğer daha gerçekçi bir tavır benimserseniz hayal kırıklığınıza son verebilirsiniz. Bu dünyayı değiştirmeye çalışmaktan çok daha kolaydır. Sue sevgi kuralını şu şekilde yenilemeye karar vermişti. Eğer John'a olumlu bir biçimde davranırsam o da bana çoğu zaman sevgi dolu bir şekilde karşılık verecektir. Böyle olmasa da halen kendime saygı duyabilirim ve etkili şekilde hayatımı sürdürebilirim. Beklentilerini böyle formüle etmesi daha gerçekçiydi ve onun duygu durumunu ve özgüvenini kocasının keyfine bırakmamıştı. Sizi kişiler arası zorluğa sokan kurallar genellikle zarar verici gözükmezler. Aksine çoğunlukla oldukça ahlaklı ve insani dururlar. Son zamanlarda evliliklerin %50, %50 olması gerektiğine inanan Margaret adında bir kadını tedavi ettim. Tedavi ettim. Her biri diğeri için eşit derecede davranmalıydı. Bu kuralı tüm insan ilişkilerine uyguluyordu. Ben insanlar için güzel şeyler yapıyorsam onlar da karşılık vermeliler. Buradaki sorun ne? Nerede? Kesinlikle mantıklı ve adil geliyor kulağa. Bu altın kuraldan bir tür uy uyarlamadır. Sana nasıl davranılmasını istiyorsan sen de başkalarına öyle davran kuralı. Bununla ilgili yanlışlık şurada. Evlilik de dahil olmak üzere insan ilişkilerinin çok nadiren kendiliğinden karşılıklı olduğu inkar edilemez bir olgudur. Çünkü insanlar farklılardır. Karşılıklılık, karşılıklı ilişki geçici ve doğasında sabit olmayan bir idealdir. Ancak uzun süreli çaba sayesinde buna yaklaşılabilir. Bu karşılıklı oy birliği, iletişim, anlaşma ve gelişmeyi içerir. Anlaşma ve çok çalışma gerektirir. Arkadaşlar herkese iyi günler dilerim. Devam edeceğiz.